Merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Matematik dersiyle devam edeceğiz. İki ders matematik dersimiz olacak. Bugün 5 Nisan 2021 Pazartesi günü matematik dersimizle devam ediyoruz. Açalım matematik kitaplarımızı. Sayfa 88'i açalım. Sayfa 88'i açalım matematik kitabı. Sayfa 88. Evet, yeni gelenler için bir daha söyleyelim. Matematik dersiyle devam ediyoruz. Mikrofonlarımız kapalı olsun. Sayfa 88'i açıyoruz çocuklar. Sayfa 88, ben de açıyorum bir dakika müsaade ettiğiniz. Hangi kitap? Matematik kitabı sayfa 88'i açıyoruz. Zaten ödevdi bu sayfa. Ödevleri çözeceğiz. Matematik kitabı sayfa 88. Günaydın öğretmenim. Günaydın. Matematik kitabı sayfa 88. Sayfa 88'i açıyoruz. Bölme konusuna devam ediyoruz çocuklar. Paylaşıyorum ekranımı sizinle. Ekranımı paylaştım. Tam ekranınızda sayfa 88'i görüyorsunuz. Bunlar ödevdi. Bu bölme işlemlerini hızlıca yapacağız. Dinleyin şimdi, hem yanıtlarınızı kontrol edin. Ne dedik? 12'de kaç tane 3 var? 12'yi 3'e bölüyoruz. Ya da şöyle düşünebiliriz. 3 ile kaçı çarparsak 12 eder? Hatırlayın işleri. 1 kere 3, 3. 2 kere 3, 6. 3 kere 3, 9. 4 kere 3, 12. 4 tane var. 12'de 3, 4 tane var. Mikrofonlarınız kapalı olsun. 4. 4 tane var. 4 kere 3, 12. Buraya yazıyoruz 12'yi. Ve çıkartmasını da yapıyoruz. Bu çıkartmasını yapmayı ihmal etmiyoruz çocuklar. Tamam mı? Çünkü kalanı da bulmamız lazım. 2'den 2 çık 0. 1'den 1 çık 0. Kalanımız da 0 0. Bu şekilde bulduk yanıtımızı. Yani cevabımız 4. Bir sonrakine geçelim. 12 böl 4. Yani 12'de kaç tane 4 vardır? 1 kere 4 4, 2 kere 4 8, 3 kere 4 12. Kaç tane varmış? 3 tane. 4 ile 3'ü çarparsam 4 kere 3 12 yazdık. Çıkartıyoruz. Yazdık, çıkartıyoruz. Birden bir çık sıfır. İkiden iki çık sıfır. Cevabımız 3. Cevabımız 3. Evet, 24 böl 3. 24'te kaç tane 3 vardır? Üçleri hemen hatırlayalım. 1 kere 3, 3. 2 kere 3, 6. 3 kere 3, 9. 4 kere 3, 12. 5 kere 3, 15. 6 kere 3, 18. 7 kere 3, 21. 8 kere 3, 24. Yani 3 ile 8'i çarparsak 3 kere 8
24 olarak olur. Bunda da gene çıkartmayı yapıyoruz. Dörtten dört çık sıfır, ikiden iki sıfır, sıfır sıfır kapanır. Evet çocuklar, şifreyi oluşturmakla ben uğraşmıyorum vakit kaybetmemek için. Sadece soruları çözüyorum. Siz zaten yaptığınız bu ödevdi. Hızlıca çözmek adına şifreyle falan uğraşmıyorum ben. Tamam. Yaptığınız. Alta geçelim. 21 böl 3. 21'de kaç tane 3 var? Kim söyleyecek? Ya da şöyle soralım. 3 ile kaça çarparsak 21 eder? Kim söyleyecek? Hatice? 7 öğretmenim. 3 ile çarparsak 21 eder. 7 dedi. Hasan? 7 ile böleceğiz. Evet, 7. Zerrin. Yedi. Evet, 7 dedi. Başka söylemek isteyen var. Mesaj da yazabilirsiniz. 21'de kaç tane 3 var? Onu düşünüyorum. 3'leri hemen hatırlayalım. Cem. Yedi. İbrahim. Yedi. 7, evet. 3 kere 7, 21. Kağıdın tablosunu hatırladık. 21'i yazdık, çıkartıyoruz. 1'den 1 çık 0, 2'den 2 çık 0. Yanlış yapanlar geçirsin, doğru düzelsin, cevabını yapamayanlar geçirsin. Geldik bir sonrakine. 30 böl 5. 30'da kaç tane 5 vardır? Kim söyleyecek? İbrahim. 6. 6. Ya da 5 ile kaçı çarparsak 30 eder diye de düşünebiliriz. 5 ile. Sağ. Altı ile bölmemiz gerekiyor. Evet, 6. Hatice. 30'u 6 ile bölmemiz gerekiyor. 6 ile bölmemiz gerekiyor dersek yanlış söyledik. 5 ile bölüyoruz da. 30'da kaç tane 5 var? 6 diyoruz. 6 kere 5, 30. Aslında 5 ile bölüyoruz. Bu kırmızıyla yazılı olanlarla bölüyoruz. Tamam mı? Cevapla bölüyoruz demeyin, yanlış olur. Üçten üç çık sıfır, sıfırdan sıfır çık sıfır. Evet, bir sonrakine geçelim. 36 böl 4. 4'e bölüyoruz 36'yı. Düşünelim. 36'da kaç tane 4 var?
Ya da 4 ile kaçı çarparsam 36 eder? 36'da kaç tane 4 var? Kim söylemek ister? 9 dedi Muhammed. Hatice. 9 tane de var 36'da. Başka. Zerrin. 9. 9. İbrahim. İbrahim dedi. İbrahim. Öğretmenim cevap 9. 9 kere 4 de 36 eder. 4 kere 9 da 36 eder. Evet, 9 tane var değil mi? Sayacak olursak 4'leri 1 kere 4, 4, 2 kere 4, 8, 3 kere 4, 12, 4 kere 4, 16, 5 kere 4, 20, 6 kere 4, 24, 7 kere 4, 28, 8 kere 4, 32, 9 kere 4, 36, 9 tane var. 9 kere 4 de 36 yapar. 36'yı altına yazıp çıkartıyoruz. Çocuklar bu çıkartma işlemini mutlaka yapıyorsunuz, tamam mı? Sadece cevabı yazıp geçmeyin. Bazıları öyle yapıyor bazen. O yanlış. Altına çıkartmayı da yazıp yapıyoruz. Çünkü kalanda bulmamız lazım. Cevap tamam 9 ama kalanda bulmamız gerektiği için bu kalan ne işimize yarayacak? Zaten hep sıfır çıkıyor öğretmenim diye soracak olursanız ileride anlayacaksınız ne işe yaradığını. Geldik son satıra. 10 böl 5. 10'da kaç tane 5 var? Muhammed 2 dedi. 5, 10. Hatice? 2 tane var öğretmenim. 2 tane Sarp. İki tane var öğretmenim. Cennet. İki. 2 tane ya da 5 ile kaçı çarparsak o ne der? Çok basit. 2 değil mi? 5 kere 2. Cem de 2 demiş. 5 kere 2. 10. Altına yazdık. Çıkartıyoruz. Evet. 25 böl 5. Bir sonrakine geçiyoruz. 25'te kaç tane 5 var? Ya da 5 ile kaçı çarparsam 25 eder? Muhammed 5 dedi. Mesaj da yazabilirsiniz. Sarp. Cevap 5 öğretmenim. 5. Hatice. 5 öğretmenim. 5. Evet. Beş. 5 kere 5, 25. Bu için şeyde de var. Bizim kitabındaki kurtarma da var. Beşten beş çık sıfır, ikiden iki çık sıfır, sıfır sıfır da kalmaz. Çünkü herkesle konuşmam gerekiyor. Sonuncu sorudayız. 8 böl 8. 8'de 8 kaç tane var? Ya da 8 ile kaçı çarparsak 8 eder? İbrahim? Cevap bir öğretmenim. 8 kere 1 8. Evet. Cennet, o ses ne? Bilmem ses geliyor. Evet. Cennet.
Cennet. Öğretmenim, o sesten benden gelmiyor. Ben bir diyorum. Tamam. Sarp. Mavin de bir demiş. Öğretmenim, cevap bir. Bir dedi. Evet, bir dedi. Hatice. Cevap bir öğretmenim. 8 çarpı 1, 8. Evet, 8 çarpı 1, 8. Evet, derse çok katılanlara işaret koyuyorum, pin koyuyorum. Bu derste kimler pin kazandı söyleyeceğim şimdi. Evet. Üçüncü dersin sonunda günün pin kazananlarını söyleyeceğim. Pin de bu online eğitimin ödülü gibi bir şey olsun. Yalnızda pin işareti çıkacak. Derse en çok katılanlar arasından seçeceğim pin kazananları. Benim en çok katılan ne olacak ki? Pin kazanacak, pin ödülü. Pin ne? Pin, öyle işaret çıkacak yanınızda. Öğretmenim, pin ne de pin ne işe yarıyor? Böyle yanınızda bir işaret çıkacak. Yani bu ödül gibi bir şey. Hani size ödül sticker yapıştırıyordum ya, onun gibi düşünün. Böyle yanınızda pin işareti çıkacak. Öğretmenim. Şöyle gülen yüzlü gibi bir şeyler mi? Aa bak, mesela şu an Hatice'ye koydum pin. Hem başa geldi konuşmada, hem başa geldi, bir anda pin işareti var. Ne? Öğretmenim, ben Hatice'ye göremiyorum. Zaten gözükmez. Tamam, bir şey değil. Pin işareti göremiyor Hatice. Evet, mesela İbrahim'e de pin koydum. İkisi bakın büyüdü. Hem en başa geldi. Yanında da pin işareti var isminin yanında. Üçüncü derste söyleyeceğim. Şimdilik örnek olsun diye yapmıştım. Geri alıyorum. Tamam. Devam edelim. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Bir sonraki sayfada da gene bölme işlemleri var. Yapmaya devam edelim. 9 böl 3. 9'da 3 kaç defa var? Kim söyleyecek? 9'da 3 kaç tane var? Kim söyleyecek? Leyla, mikrofonu kapatır mısın, yoksa seni bekleme salonunda olmak zorunda kalacağım. Evet, 9'da 3 kaç tane var? Hatice? 3 tane var öğretmenim. 3. Cem? 3 tane var öğretmenim. 3 tane. Halil 3 dedi. Muhammed 3 dedi. Muhammed, sen yazmışsın zaten. 3 öğretmenim. 3. Yazman yeterli. İbrahim de 3 dedi. Hasan? 3 öğretmenim. Tamam. Zerrin? 3. Havin? 3. 3. Başka söylemek isteyen? Evet, 3 tane değil mi? 9'da 3. 3 tane var. 3 kere 3. 9. Dokuzdan dokuz çık. Sıfır. Evet. Üç kere üç dokuz. Dokuzdan dokuz çık. Sıfır.
24'te 4 kaç tane var? Ya da 4 ile kaçı çarparsak 24 eder? Diğer bir ifadeyle. Yirmi dörtte kaç tane dört var? Kim söyleyecek? Saat? Altı ve dördü çarparsak 24 olur. Tamam. Altı tane var dedin yani. Başka söylemek isteyen? Cennet. 6 öğretmenim, 6. 6 Habin. 6 cevap. Tamam. Hatice. 6 tane var öğretmenim. Dedim. Altı. 6 İbrahim. İbrahim diyor, hadi daha parmak kaldırıyorsun. İbrahim. Öğretmenim, cevap 6, 4 kere 6, 24 yeter. Tamam. 4 kere 6 da 24 yazdık. Çıkarttık. 4'ten 4 çık 0, 2'den 2 çık 0, 0, 0 kalan. Bakın yazamıyorum dedi. Artık siz bunu yazıp şey yaparsınız. 0-0. Geldik diğerine. Alta geçtik. Şifreyi artık siz oluşturursunuz. Şifreyle uğraşmak istemiyorum. Yaptınız zaten bu ödevdi. Geldik alta. 25'i 5'e bölersek. 25'te kaç tane 5 var? Ya da 5 ile kaçı çarparsak 25 eder? İbrahim 5 demiş. Hatice? 5 öğretmenim. Zerrin? 5. 5. Sarp? Cevap 5 öğretmenim. 5. Hasan? 5. Tamam. Azra? 5 öğretmenim. Evet, 5 değil mi? 5 tane var. 5 kere 5. 25. Yazıyoruz. Çıkartıyoruz. 5'ten 5 çık 0. 2'den 2 çık 0. Evet, bir sonrakine geçelim. 14'te 2 kaç tane var demiş. Şimdi çocuklar artık size sormayacağım. İsteyen mesaj yazabilir ama sormayacağım. Hemen hızlı hızlı yapayım ki vaktimiz çok gitmesin. 14'te 2 kaç tane var? Kaçla 2'yi çarparsak 14 eder? 7. 7 kere 2, 14. Bakın çarpım tablosunu bilmek ne kadar çok işimize yarıyor değil mi?
çarpım tablosunu bilmesek bunları yanıtlayamayız, zorlanırız. 4'ten 4 çık 0, 1'den 1 çık 0. 0, 0. 18 böl 2, 18'de 2 kaç tane var? 2'leri sayalım. 1 kere 2, 2, 2 kere 2, 4, 3 kere 2, 6, 4 kere 2, 8, 5 kere 2, 10, 6 kere 2, 12, 7 kere 2, 14, 8 kere 2, 16, 9 kere 2, 18, 9 tane var. 9 kere 2, 18. 9 tane var. 8 ile 8'i çıkartıyoruz. 1 ile 1'i çıkartıyoruz. 0, 0. 0, 0. 16 böl 4. 16'da 4 kaç tane var? 1 kere 4, 4. 2 kere 4, 8. 3 kere 4, 12. 4 kere 4, 16. Evet, cevaplarımızı görüyoruz çocuklar. Çok güzel. 4 kere 4, 16. Ne de 4 kere 4, 16. 6 çıkarttık. 0. Alttan alacak 0, 1'den 1'e çık 0. Geldik alta. 24'te 3 kaç tane var? Kaçla 3'ü çarparsak 24'te de? 8 değil mi? 8 kere 3, 24 yazdık. Altına çıkarttık. 4'ten 4 çık 0, 2'den 2 çık 0. 10 böl 5. 10'u 5'e bölersek kaç olur ya da 10'da kaç tane 5 var? Cevaplarımızı görüyorum. 2 tane değil mi? 5 ile 2'yi çarparsak 10 eder. 5 kere 2, 10. 9'da 9 kaç tane var? Çok basit. 1 kere 9, 9 diye yazdık, çıkarttık. 9'dan 9 çık, 0. Evet çocuklar, yanlış olanlar düzeltsin, yapamayanlar geçirsin. Dersimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet, cevapları görüyoruz. Öğretmenim, ben bilmeceyi de çözdüm. Tamam. Ben söylemeden yapmayın. Herhangi bir sayfa. Cevabı da Mustafa. Tamam. Evet çocuklar, bir 15 dakika ara vereceğiz. 15 dakikadan sonra tekrardan görüşürüz. Hayırlı günler.